Türkiye Koronafobi ve Salgınla İlişkili Duygular Çalışması'nın sonuçlarını bildirdiğimiz toplantıya hoş geldiniz. Öncelikle sözü kurucu rektörümüz Nevzat Tarhan hocamıza veriyorum. Buyurun hocam. Basınımızın değerli mensupları, önce ben de hoş geldiniz diyorum. Şimdi bu aşağı yukarı 1,5 aydır yaşadığımız ciddi bir kriz var. Bu krizin iki boyutu vardır. Biri biliyorsunuz tehlike boyutu, diğeri de fırsat boyutu. Bütün krizlerde olan bir durum. Şimdi sürekli tehlike boyutu üzerinde işte enfeksiyon hastalıkları uzmanları yahut da işte epidemiyoloji uzmanlarının yönlendirmesiyle büyük çoğunlukta hepimiz tehlike boyutunu fazla ön plana çıkarıyoruz. Bu gerekli. Yani hiç kimse böyle bir sosyal mesafenin olması, sosyal izolasyonun olması, bütün bunlarla ilgili hiç kimse bunu tartışalım bile demesi doğru değil. Bunlar çok önemli, gerekli. Ama bir tarafı düzeltirken bir tarafta olumsuz etkilenme durumu ortaya çıkıyor. Biz şu anda bunun ortaya çıkan anksiyete pandemisi diye literatüre girdi. Onunla ilgili Medscape diye yayınlar var. Dünyanın birçok ülkesinde, mesela Mısır, Fransa, Kanada ve İngiltere'de yapılmış. %70 civarında anksiyete kaygı bozukluklarının %70 oranında toplumda klinik düzeyde yüksek olduğunu gösteriyor. Bu nedenle biz bu etkilenmeyi gördük. Özellikle bu Nisan ayının ortalarına doğru, yani Türkiye'de bu konudaki baktık bazı öncüler var. Hemen sosyal toplumsal bir araştırma yapıp sosyal sonuçlarını alarak politikaları ve değerlendirmede katkı sağlasın. Bir de bugündeki durumu tespit edersek daha sonraki kararlar buna göre daha sağlıklı alır diye ben kendi adıma söylüyorum, çok heyecanlanacak sonuçlar çıktı. Siz de birazdan göreceksiniz. Ben Gökben Hoca'ya iletiyorum. O sunumunu yapar. Daha sonra en son kısmında da toparlayacağız. Aşağı yukarı 30-40 dakika içinde bitirmeyi düşünüyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Gökben Hocam. Evet hocam, teşekkürler açılışınız için. Değerli basın mensupları, günlük hayatımızda bütün dünyada, sadece ülkemizde değil, bütün dünyada koronavirüs salgınıyla birlikte yaşam alışkanlıklarımızda, günlük hayatımızı yürütmede, çalışma hayatımızı yürütmede, aile yaşamımızda ciddi bir değişim oldu. Tabii sağlıkla ilgili birçok endişeler yaşıyoruz, birçok kaygılar yaşıyoruz. Kaygı dediğimiz zaman bu genel olarak zihnimizdeki olumsuz düşüncelerle ortaya çıkan problemler. Fakat bunun yanı sıra haklı bir korku da yaşıyoruz. Ve korku aslında insanı hayatta tutan, kendimizi korumamıza neden olan bir duygudur. Fakat korku genel olarak yaşamımızı ele geçirmez. Kimi zaman yaşadığımız korkuların boyutu karşımızdaki risk durumunda aşacak bir biçime geliyor ve neredeyse bir fobi haline geliyor. Normal bir korku tepkisini aşıp kalıcı, kontrol dışı bir hale gelebiliyor. Onun için genel olarak fobileri bir hastalık belirtisi olarak da değerlendiriyoruz. Bizim bugün yaptığımız araştırmanın adı Türkiye Koronafobi Haritası ve Salgınla İlişkili Duygular Çalışması. Birazdan sorularımızı da göreceksiniz. Normal kaygıları sormanın yanı sıra kişinin hayatını etkileyecek. Örneğin koronavirüsten korktuğum için uyuyamıyorum. Koronavirüsle ilgili haberleri çarpıntım oluyor, izleyemiyorum. Ne zaman koronavirüsle ilgili konuşulsa ellerim terliyor, titriyorum gibi biraz daha virüsün yarattığı tehdidin boyutunu aşan korkularla ilgili bir araştırma yaptık. Bugün size bunun sonuçlarını sunacağız. Geçebiliriz Canan Hanım. Epidemiyolojik Araştırmalar Çalışma Grubu'nda genel olarak yaptık. Bugün ben araştırmanın amacını ve desenini size aktaracağım. Araştırma bulgularını çalışma arkadaşım, Epidemiyolojik Araştırmalar Çalışma Grubu Başkanımız Doktor Hüseyin Ünübol anlatacak. En son Nevzat hocamızdan da genel olarak bir sonuca dair toparlama ve bir soru cevap bölümüyle devam edeceğiz. Geçebiliriz lütfen. Bu araştırmayı yaparken amacımız küresel salgından etkilenen ülkemizde
Toplumun bu salgına bakış açısını değerlendirmek. Birincisi, yaşamı etkileyecek düzeydeki korkuları nelerdir? İkincisi, bireylerin içinde bulunan bu sürece, bu zorlu sürece dair ve geleceğe yönelik kaygıları nelerdir? Çünkü yaşadığımız kaygılar ekonomik olabiliyor, işle ilgili olabiliyor, aile yaşantısıyla ilgili olabiliyor. Ne kadar birey varsa o kadar sayıda da kaygı yaratabiliyor bu beyinler. Bunları bir değerlendirelim. En çok hangi kaygıları yaşıyoruz? Üçüncü baktığımız şey, başarılı bir süreç yönetimi izliyoruz genel olarak. Bu süreç yönetimiyle ilgili toplumumuzun algısı nedir? Ve dördüncü olarak Nevzat hocamızın da az önce söylediği gibi krizler bir yandan da fırsatları getiriyor yanında. Ne gibi fırsatlar yarattığı bizim ruhsal durumumuzda bir olgunlaşmaya bu zorlu dönem yol açtı mı, böyle bir fayda bırakıyor mu geride, bunları belirlemek amacıyla bir araştırma yürüttük. Araştırmamız Üsküdar Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylandı. Bütün katılımcılara online olarak ulaşıldı. İnternet üzerinden, tamamıyla internet üzerinden yürütülen bir çalışmaydı. Ve yazılı olarak bilgilendirildi katılımcılar. Onay vermeleriyle birlikte araştırmaya dahil oldular. 17-25 Nisan 2020 tarihleri arasında yürüttük. Genel olarak katılımcılara sorduğumuz 70 küsür tane sorumuz vardı. Bunlar sosyodemografik bilgi formu, yani yaşı, cinsiyeti, nerede yaşıyor, çocuğu var mı, kronik bir hastalığı var mı, koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören bir tanıdığı var mı, hayatını kaybeden bir tanıdığı var mı gibi sorular. Salgınla ilişkili bir kaygılar testi, ne tür kaygılar yaşıyorlar, süreç yönetimini nasıl algılıyorlar ve psikolojik olgunlaşmayla ilgili 6 maddelik testten oluşan bir soru kitapçığı vermiş olduk araştırmaya katılanlara. Yaklaşık 15 dakika kadar sürüyordu bir kişinin araştırmayı doldurması. Sonuçlar Türkiye'nin bütün bölgelerinde 781 ile ulaştık. Doldurulan sonuçlar hızla bizim veri bankamızda toplanıyordu. Katılım oranı büyük oranda Marmara bölgesi ağırlıklıydı. 3121 kişi, Ege bölgesi 567 kişi, Akdeniz bölgesi 463 kişi, İç Anadolu bölgesi 892 kişi, Karadeniz bölgesinden 569 kişi, Doğu Anadolu bölgesinden 240 kişi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden 292 kişi katıldı araştırmamıza. Devam edebiliriz. Az önce bahsettiğim 4 boyutu değerlendirdik. Birazdan her boyuta ait sonuçları göreceksiniz. Korkularımız nedir? Koronavirüsle ilgili korkularımız, koronafobi dediğimiz korkular nedir? Kaygılarımız nedir? Süreç yönetimini nasıl algılıyoruz ve olgunlaşma yaşandı mı? Devam edebiliriz. 81 ilden toplam 6318 kişiye ulaştık. Türkiye'nin genel demografik dağılımından farklı bir dağılım gösteriyordu. 1822 erkek araştırmamıza katıldı. 4496 kadın araştırmamıza katıldı. Yaş aralığı 18-97 idi. Ortalama yaşları 34'tü. Aslında bu grafik de kendi başına bize bir şey söylüyor. Kadınlar biraz daha duygularını, kaygılarını, endişelerini ifade etmekte daha gönüllü erkeklere göre. Gönüllü esasıyla yürüdüğü için %71'i kadındı. Devam edebiliriz. Yerleşim yerlerine baktığımızda büyük şehirler ve metropollerde yaşayanlar örneklemin %59'unu oluşturuyordu. İl merkezleri %17'si, ilçe ve altı büyüklükteki yerleşimlerde yaşayanlar %23'üydü. Yine yaklaşık yarısı bekardı, yaklaşık yarısı evliydi. Durumunu, medeni durumunu diğer olarak belirtenler de %2.6'ydı. Devam edelim. Eğitim durumu yüksek bir popülasyonla çalıştık. Tabii internet üzerinden yürüdüğü için internet okur yazarıydı bu popülasyon. Yarısı örneklemin ön lisans ya da lisans mezunuydu. 2 yıllık ya da 4 yıllık üniversite mezunuydu. Yüksek lisans ve doktora yapmış %25 oranda bir kişi vardı. Lise mezunları %18, ortaokul mezunları %6. Bu şu bakımdan önemli. Aslında bütün araştırmaların gösterdiği eğitim düzeyi korkuları engeller, kaygıları engeller, travmatize olmayı yüksek eğitim düzeyi önleyen bir şeydir. Çünkü belirsizlikler korku kaygı yaratır. Eğer siz eğitimliyseniz bilgiye daha kolay ulaşabiliyorsunuzdur. Nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuzdur. Ve bilgiye
bilgiye ulaşmak belirsizlikleri azaltır. Onun için bizim bugün ulaştığımız sonuçlar aslında belki toplum genelinde olan korku ve kaygılardan biraz daha düşük olabilir bugün bulduğumuz sonuçlar. Sonuçta eğitim düzeyi daha düşükse korku ve kaygıların daha şiddetli olduğunu sıklıkla biliyoruz. Mesleğe baktığımız zaman %22'lik bir öğrenci grubumuz vardı. Bugünün aslında bulgularla ilgili önemli kısımlarından biri %14'ü sağlık çalışanı olarak kendisine bildirmişti. Akademisyenler %14'tü, ev hanımları %9.7, işsizler %6.4'tü. Devam edelim. Çocuk sahibi bu süreçte baktığımız zaman klinisyen olarak, akademisyen olarak aslında kaygıları şekillendiren bir durum çocuk sahibi olmak ya da olmamak. Yani evli bekar olmaktan ziyade çocuğunuz varsa bazı süreçleri biraz daha farklı algılıyorsunuz. Çocuğunuz yoksa daha farklı algılıyorsunuz. Bir yandan da eğer çocuğunuz varsa aksayan eğitim süreçleri ya da değişen eğitim süreçleriyle ilgili daha farklı bir durum oluyor. Onun için örneklemi çocuğu olan ve olmayan olarak da değerlendirdik. %55'inin çocuğu yoktu, %44'ünün çocuğu vardı. Çalışma durumunu sorduk insanlara. %37'si bu COVID-19 salgını öncesi de çalışmıyor, şimdi de çalışmıyor. %21 evde çalışmaya başlamış. %11.9, %12'si yaklaşık ev ofis dönüşümlü çalışıyor araştırma yapıldığı sırada 17-25 Nisan'da. %16'sı COVID-19 salgını öncesi çalışırken şimdi çalışmıyor. Bir kısmı işten ayrılmış olabilir, bir kısmı ücretsiz izinde olabilir, bir kısmının iş yeri kapanmış olabilir. %13'ü ise sürekli olarak iş yerinde çalışmaya devam ettiğini bildirmiş. Bu %13'lük kısmın çok büyük kısmı sağlık çalışanlarından oluşuyor. Devam edelim. Kronik hastalık kendisinde COVID için, COVID-19 enfeksiyon için risk yaratan kronik hastalığı ya da daha şiddetli geçirmesine neden olacak kronik hastalığı olanlar %16. Aile bireylerinde bu tür bir rahatsızlığı olanlar nedir bunlar? Diyabet, hipertansiyon, kanser, bağışıklık sistem hastalıkları, astım gibi hastalıklar %63'ü var olarak işaretlemiş. Devam edelim. Bizim için önemli kriterlerden birisi COVID-19 testi pozitif olan birisini tanıyor mu? %73'ü tanımıyor. %27'si evet demiş. Yani yüz yüze tanıdığım birisi, hani sosyal medyadan falan değil, yüz yüze tanıdığım birisi COVID-19 testi pozitif. %20'si hastanede yattı COVID-19 enfeksiyon nedeniyle tanıdığım birisi demiş. COVID-19 salgını enfeksiyon nedeniyle vefat eden birisini tanıyanların oranı %6.3. Şimdi şeyleri değerlendirirken korkuları, kaygıları, yani mesela ölüm korkusu yaşayanlar var ama mesela %93'ü örneklemin vefat eden birisini tanımıyor. Devam edelim. Araştırmanın sonuçlarını Hüseyin Hocam size aktaracak. Teşekkür ediyorum. Şimdi genel olarak tabii Türkiye'den özellikle tüm bölgelerden belirli bir katılımcıya ulaşmaya çalışmıştık. Ve bir şekilde aslında hani çok homojen, hani Marmara hariç çok homojen bir de katılım oldu. Bu değerlendirmelerimizin şöyle bir önemi var. Hani ulusal anlamda daha önce de yaptığımız bir çalışma vardı, belki bileniniz vardır. Bir de onlarla da karşılaştırmak açısından da bizim için faydalı oldu. Çünkü o zaman da kaygı ve hostilite haritalarıyla ilgilenmiştik. Birçok haritamız vardı onunla ilgili. Ve onlarla aslında örtüşen bir tabloyla karşılaştık. Genel olarak ilk sorumuz tabii koronavirüsten çok korkuyorum sorusu. Bununla ilgili Doğu Anadolu ve hani Ege ki bölgemizde de sonuçta hani daha az belki de hani tabii hepsinde risk var ama en çok hani Marmara veya İstanbul'da beklerken aslında yani bu bölgelerde daha fazla korku var. Ama genel olarak kaygı düzeyi yüksek bir bölge olduğunu geçen seferki yaptığımız çalışmalarda da görmüştük. Bu sefer de aslında sonuçlar benzer çıktı. En az yine Karadeniz bölgesiydi ki dediğim gibi Karadeniz bölgesi de kişisel iyi oluş açısından ve bir takım unsurlar açısından aslında bu tarz haritalarda hep iyi bir noktada oluyor. Değiştirebiliriz yani. Ki hani bu koronavirüsten hiç korkmayan var mı? Hani bu da risk teşkil ediyor. Biliyorsunuz ki sokaktaki bazen trafiğin ne kadar kalabalık olduğu ya da işte insanların bir şekilde bu koronavirüse dikkat etmediği ile ilgili durumlar da bizi etkiliyor. Bununla ilgili yaptığımız çalışmada açıkçası %10 civarında ortalama yani %11, %12 civarında bir hiç korkmayan bir kesim var. Bu da aslında korkutucu bir sonuç. Çünkü bir noktada da risk yani korku hayatta kalmayı sağlayan kaygı bir noktada insanın kendini
korumaya çalışmasını sağlayan bir duygu. Bununla ilişkili olarak da tabii hani insanların daha fazla belki de bilgilendirilmesi gerekecek önümüzdeki hani sonuçlar için, belki öneriler için. Slide'ı değiştirebiliriz. Teşekkürler. Koronavirüsle ilgili tabii ki sosyal medyada hani şöyle bir durum var. Hani ya hepimiz bir noktada kilitlendik ve hani acaba neyle karşı karşıya kalacağız? Hani ne olacak? Hani bununla ilgili takip ediyoruz. Görünüşe göre de insanlar bu konuda ciddi anlamda şu an haberlerle ilgili gergin bir bekleyiş içerisinde ve karşılaştığı haberler de onları endişelendiriyor ya da hayatının bir merkezine almış diyebiliriz. Bu anlamda da mesela en çok Akdeniz bölgesi bu konuda endişeli. Birazcık da tabii ki yaz dönemine girmek üzereyiz. Biraz da bunun da sonuçlarını hani en belki de hani Türkiye genel olarak yaşayacak ama Akdeniz bölgesi de çok daha fazla beklenti içinde belki de. O yüzden onların belki gerginliğinin daha yüksek olduğunu düşünebiliriz. Diğer sayfaya geçebiliriz. Koronavirüsle ilgili düşünmek rahatsız edici sorumuza da genel olarak Türkiye'de hani Ege ve Doğu Anadolu bölgesi, işte Güneydoğu Anadolu bölgesi daha yüksek bir rahatsızlık hissettiğinden bahsediyor. Sonuçta bu tarz duygular hani hem korkuyla hem de düşünmeyle birlikte seyreden, birlikte paralel ilerleyen şeyler. Sonuçta bunun ne kadar yüksek olduğunu, hani az hiç olmaması kötü bir şey. Çünkü bir noktada siz kendinizi korumanız gerekecek. Ama çok yüksek olması da insanın hayatını diğer alanlara da yaşamasına izin vermeyebilir. O yüzden bunlara da dikkat etmek gerekecek. Değiştirebiliriz. Koronavirüs nedeniyle hayatımı kaybetmekten çok korkuyorum. Doğal olarak hepimiz tabii ki korkuyoruz. Bu noktada en fazla Ege ve yine Doğu Anadolu bölgesinin daha yüksek kaygı yaşadığını gözlemledik. Geçen seferki dediğim gibi Karadeniz bölgesinde düşük. Hani bu aslında Türkiye'nin coğrafi anlamda hani daha önce de yapılan çalışmalara çok örtüşüyor. Muhtemelen Ege ve Doğu Anadolu kaygı ya potansiyeli daha yüksek bölgelerimiz. Değiştirebiliriz. Somatik bir yakınma aslında bu. Hani bir noktada sizin yani vücudunuza yansıyan, bir yandan korktuğunuz, kaygılandığınız bir sürecin bedeninize yansıması ile ilgili ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu daha yüksek gözüküyor. Diğer bölgeler aşağı yukarı benzer gördüğümüz kadarıyla. Değiştirebiliriz. Burada da uyku problemleri. Uyku çok önemli. Bağışıklık sistemi açısından da önemli. Bu anlamda da hani sonuçta belirli bir seviyede insanların uykusunun da ciddi anlamda dağılmaya başladı. Yani %10 seviyesinde bu konuda Türkiye çapında bir uyku problemi de gelişmeye başlamış durumda. Aslında tabii ki böyle dönemlerde hiçbir etkinin olmamasını beklemiyoruz. Ama bunlar ne kadar uzun sürerse o kadar hayatı yavaş yavaş tabii zorlayacak ileriki dönemlerde. Değiştirebiliriz. Bu da bir bedensel belirti olarak yani sonuçta kaygının bedene yansıyan şeyleri yine diğer haritalarda da benzer bir şekilde ortaya çıkmış. Değiştirebiliriz. Şimdi genel olarak kadın ve erkek arasındaki farka bakmak istedik. Bu aslında çok hani beklediğimiz bir sonuçtu. Erkekler ve kadınlar arasında oldukça önemli bir fark var. Tabii bunun birkaç sebebi olabilir. Bir tanesi kadınlar daha sorunu öngörmeyle ilgili, sorunla ilgili düşünmeye yakınken erkekler daha çok çözüme yakın. Yani şunu şöyle özetleyebiliriz. Bir kadın bir şeyi sepete doldururken bir ay sonraki öğlen yemeğindeki o makarnayı da düşünerek onu sepete alabiliyor. Erkeğin yaklaşımı genelde şu anda ekmek ihtiyacı var ve ben bunu ekmeği nereden alabilirim? Hani genel olarak biraz daha çözümle ilgili, hani sorunun arkasındaki planlamayla dan ziyade çözüme odaklı olması anlamında kadınların daha çok duygularla ya da korkularla yakın temasta olmasını bekliyorduk. Ve sonuçta aslında bizi şaşırtmadı açıkçası. Diğer slide'a geçebiliriz. Çocukla sahibi olmakla olmamak arasında çok belirgin, büyük bir fark gözlemlemedik açıkçası. Diğer slide'ımıza geçelim. Hani çok da hızlandırmak açısından.
Büyük şehirlerde genel olarak diğer korkular benzerken haberler ya da sosyal medyaya ilgili bir takım sonuçları beklemek daha anksiyeteli. Çünkü doğal olarak genelde herhangi bir sokağa çıkma yasağı büyük şehirlerde kapsıyor ve insanlar hani bugün veya yarın yeniden bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili bir beklenti içerisinde olması aslında sonuçlarımızda yansımış. Devam edebiliriz. Genelde bir kişinin hani bu üç slaytta da onu benzer olarak gördük. Bir kişiyi tanıyorsanız ya da bir yatan hastayı tanıyorsanız ya da bir koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden birisi varsa tanıdığınız, bu sizin hayatınızda çok daha fazla yansımış oluyor. Hani bu yaşadığımız süreçler ve açıkçası genel olarak hayatımız her geçen gün hani hasta sayısı arttıkça bu korku bize daha fazla etkileyecek ve daha fazla korkmamıza neden olacak. Açıkçası bu konuda da böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımız gözüküyor. O yüzden bu üç slide'ı geçebiliriz. Peki biz başka neye baktık? Hani Gökmen hocamızın da anlattığı bir şey vardı. Sonuçta sadece biz koronavirüsle mücadele etmiyoruz. Aynı zamanda koronavirüsü engellemek için uyguladığımız bazı tedbirler aslında bazı sorunlara da neden oluyor. Bu iki tane sorununun bir tanesi daha büyükse diğer sorunlara katlanmak zorundayızdır. Sonuçta bir karantina altında olmak, sonuçta bir koronavirüsten daha büyük bir sorundan korunmak için gerekli. Ama bir yandan da hayatımızın tüm rutinlerini, tüm süreçlerini de etkileyen, hatta birçok soruna neden olan, yani kendimizce rutinlerimiz açısından birçok soruna neden olan bir tablo. O yüzden biz dedik ki bu salgınla ilgili insanlar nasıl etkilendi ve neyle ilgili endişeleri var? Genelde Türkiye'deki en fazla hani 20 küsür tane sorumuz vardı ve en fazla etkileyen soru hani sürecin belirsizliğidir. Belirsizliği olarak ortaya çıktı ve genelde bu ilk 5 madde evli, bekar, işte çocuğu olan ya da olmayan tüm aslında örneklemlerde ayrıştırsak bile aşağı yukarı aynı şekilde yansıdı. Burada enteresan sonuçlardan bir tanesi tabii hani en önemlisi sürecin belirsizliği. İnsanoğlunun karar verme mekanizması tamamen öngörü üzerinedir. Hani siz bir şeyi yapacağınıza inandığınızda davranırsınız. Eğer bir şeyi öngöremezsiniz, hareket edemezsiniz ve hareket edemezseniz de o sizin tamamen eylemsizliğe ve bir şekilde içinizdeki bastırılmış bir duyguya dönüşür, rahatsız eder. Belirsizlik bizim şu anda gördüğümüz kadarıyla en büyük etki eden sorun. Yani salgın açısından ve bence yani bu anlamda çok önemli bir bilgi veriyor bize. Ne yaparsak yapalım bir şekilde bizi bilgilendirilmesi gerekiyor. İkinci sonuçta ceza infaz yasasının ki o dönemde öyle bir süreç vardı. Ceza infaz yasasının değişikliğinin sonuçları insanları belki de tüm her şeyden daha fazla etkilemiş birçok maddeden. Bu da çok önemli. Muhtemelen bu bir belirsizliği de içerdiği için böyle bir durum var. Çünkü ceza infaz yasasını tam olarak hiçbirimiz içselleştiremedik ya da tam kafamızda belki de şablon olarak oturmadı. Doğal olarak böyle bir şeyle karşılaştığımızda ne olduğunu anlayamadığımız bir şey yine bir kaygı yarattı ki birçok ölümden bile yani insanın ölümüyle ilgili kaygısından bile daha fazla rahatsız ettiği gözüküyor. Diğer şeylerde sosyal ilişkilerden uzak kalmak beklediğimiz bir şey. Sonuçta ölüm halinde ayrı bir gelecekleriyle ilgili süreçler. Bunlar hep beklediğimiz kaygılardı ve insanları etkiliyordu. Değiştirebiliriz slide'ı. Burada diğer 5 ile 10 arasındaki maddeler koruyucu ekipmana ulaşamamak ki şu anda yavaş yavaş bu süreci sağlamaya başladık. Devlet bunu imkanları sağlamaya başladı. Tabii ekonomik kaygılar ve aslında tekrar değiştirebiliriz. İnsanların birçok alanda sorunlarla ilgili mesela kaygıların olduğunu gördük. Yalnız şu var, fark ettiyseniz ilk 15 maddede işte kişisel işte hijyenle ilgili kuaförler, bakım vesaire gibi bir maddemiz vardı. Bu ilk 15 maddenin içerisine girmedi. Peki dedik bunlarla ilgili acaba genel bir popülasyonla mı alakalı? Aslında kadınlarda, erkeklerde, bekarlarda, evlilerde, çocuğu olanlarda, olmayanlarda hepsinde baktığımızda hepsinde son 5 sırada. Yani aslında insanoğlu için kuaförlerin veya güzellik salonlarının çok büyük bir önemi olmadığını da tespit etmiş olduk belki de buradan.
İşin şakası ama insanlar için çok daha ön planda olan sorunlar varken herhalde bunlar ikinci planda itilmiş. Ve işte biz sağlık çalışanlarındaki kaygılarımız benzer. Sağlık çalışanlarının da aynı benzer kaygıları var ama en çok kaygılandıkları süreç gördüğümüz kadarıyla şiddete uğramak. Çünkü bu noktada hepimizin canı yanıyor. Her geçen gün bununla benzer haberler alıyoruz. Sonuçta burada kendi canını ortaya koyan ve ailesini belki günlerce, haftalarca görmeyen bir sağlık çalışanının aynı zamanda kendisine yönelik şiddet eylemleriyle de mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu noktada bu belki de en azından ilgili kurumların dikkatini çekmeli ve belki gerekli yasal düzenlemelerin de yapılması gerektiğini ortaya koymalı. Evet, değiştirebiliriz. Genel olarak süreçle ilgili olumlu bir bakış açısı var denilebilir. %50 aşağı yukarı insanların kamu otoritelerine yönelik bir olumlu, tatmin edici bir süreç işlendiğini düşünüyor. Bu tabii tüm ayrıştırmadan sorduğumuz bir soru. Belediyeler sonuçta hepsi bir bütün. %46 oranında yani 1 bölü 4'ü civarında da genel olarak 1 bölü 3'ü civarında biraz olumsuz görüş bildirmiş. Tıbbi ve bilimsel süreçlerle ilgili çok daha iyi noktada olduğumuzu düşünüyor halkımız. Yarısından fazlası böyle inanmış ve az bir kısmı bu konuda daha endişeli. Sağlık çalışanla ilgili de bizim en azından sevindiğimiz bir tablo. %82 olumlu bir noktaya taşımış artık. Yani sağlık çalışanlarına yönelik olumlu düşüncelerin geliştiğinden bahsetmiş. Geçebiliriz. Bir de salgın sürecinde hani mevzucumuz bunu daha da muhtemelen vurgulayarak anlatacak. Olgunlaşma ile ilgili neler kazandık ona da bakmak istedik. Çünkü biliyorsunuz ki her değişim bir sorunla başlar. Bir noktada bir şeyleri değiştirmek istiyorsak o sorunun yaşanması gerekiyor. Ne kadar fazla hani bu noktada toplumsal olarak aidiyetli ya da bir şeyleri değiştirebildim mi bu salgın diye baktığımızda aslına bakarsanız halkımız önemli bir noktada toplum olarak bir gelişim basamağını da fark etmedikten aşmış. Bunun en büyük nedeni hayatımızdaki birçok rutinin dışsal olarak kurduğumuz o sistemlerin yıkıldığı böyle bir dönemlerde kendi içimizdeki bir takım unsurlara tutunmuşuz. Elimizdeki kıymetlerini daha iyi anlamışız. İşte ilişkilerimizde daha fazla emek sarf etmişiz. Ve bir noktada bizi geliştirmiş ve muhtemelen de buna tutunmaya devam edersek de çok daha iyi olacaktır. Bir slide'ı değiştirebiliriz. Bu fark var mı diye baktık. Aslında beklenen bir şey bu. Çünkü ne kadar kaygı ya da korku süreçleriyle ilgili ne kadar duygusal yatırımınız varsa gelişim de onunla birlikte oluşuyor. Eğer içselleştirebildiğiniz korku kadar gelişiyorsunuz. İki taraf için de oldukça geliştiği bir dönem olmuş. Tabii ki kadınların bu noktada bizden çok daha üstün olduğu gözüküyor. Değiştirebiliriz. Genel olarak sonuç kısmını Nevzat hocamıza bırakıyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buyurun hocam. Ben teşekkür ediyorum. Daha önceki verileri aldık, verilerin analizini yaptık. Bunun sonucunda şu altı başlıkta sonuçları özetleyebiliriz. Birincisi süreç yönetimi. Yani bu kriz sürecinde yönetimle ilgili insanların görüşlerine, katılımcıların. Sağlık çalışanların çok büyük oranda daha pozitif, %82 süreç yönetimde. Katılımcıların yarıdan fazlası tıbbi ve bilimsel süreçleri de daha iyi yönetim olduğunu söylüyor. Bu daha iyi buluyor. Kamu otoritesinin katkısı %46 ama %23'lük bir orta çekimsel durum var. Burada kamuyla ilgili karar vermede katılımcıların farklı dinamiklerin etkisi olduğunu yorumlamak gerekir. Biraz da bu özellikle 25 Nisan'da bizim bu çalışma bitti. 25 Nisan'dan sonra belirsizlik aslında biraz azaldı. Bu eğri aşağı doğru düşmeye başladı. Onun için insanlardaki o sürece güven daha da artmış olabilir. Bu o tarihleri tespit ediyor sürecin yönetimiyle ilgili algılar açısından. Geleceğe yönelik kaygılarda neler var? En çok %50 belirsizlik en çok dikkati çeken. Yani belirsizlik kaygısı. Diğer ceza infaz yasasındaki
değişiklikteki endişe %46 çıktı. Bu bizi biraz şaşırttı. Yani çünkü bütün ittifakla çıkan bir yasa genellikle, fakat demek ki toplumda bunun tam karşılığı yok. Ya da topluma tam anlatılması gerekiyor. Yani dışarı çıkan insanların tekrar suç işleyeceğine dair, tekrar döneceklerine dair, ıslah olmadan çıktıklarına dair toplumda bir algı var. Bunun için burada Adalet Bakanlığı'nın muhakkak bu veriyi değerlendirmesi, çıkanlarla ilgili bir takip sisteminin oluşturulması ve bu konuyu ayrı bir politika belirlemede ayrı bir başlık olarak değerlendirmesinde fayda var. Yani bu ceza adaleti sistemi burada çok önemli. Türkiye'de şu anda ceza adaleti sisteminin kurulmasının gerekliliğini gösteren bir durum bu. Yani şu anda ceza adaletiyle ilgili gerekli altyapı, yani kadroların yetişmesi Türkiye'de tam gelişmiş ülkeler seviyesinde değil. Onu da bu arada vurgulamak isterim. Sosyal ilişkilerden uzak kalma %41 etkiliyor. Sağlık sistemine ulaşamama kaygısı %31. Geleceğe yönelik kaygılarda böyle bir sonuçlar var. Korkularda, yani taranan toplumda kadınların %49'u, erkeklerin %35'i hayatlarını etkileyecek biçimde korkuyor. Şimdi bu literatürdeki çalışmalarda, dünyadaki çalışmalarda bu oran %70 civarında çıkıyor. Bizde bu oran daha düşük çıktı. Kadınlarda %49, %35 şeklinde çıktı korku. Yani kişinin yaşamını etkileyecek biçimde korkması. Bu Türkiye için aslında Türkiye'de gelecekle ilgili, yani sürecin yönetimiyle ilgili, gelecekle ilgili, yani insanların korkusunun daha az olması dünyaya göre, Türkiye'de bu konuda bir güven duygusunun daha yüksek olduğunu da buradan yorumlayabiliriz. Beklediğimizden daha az çıkması açısından. Haberler ve sosyal medya takip ederken yaşanan endişede %51 çıktı. Bu en çok dikkati çekenler. Sağlık çalışanlarla ilgili konuda da bizi en çok şaşırtan, böyle hatta heyecanlandıran bir sonuç bu. Sağlık çalışanlarına sağlık çalışanları, yani koronavirüsten çok kendilerine şiddet yapılmasından korkuyorlar. Şiddete maruz kalmaktan korkuyorlar. Yani bu koronavirüsten korkmaktan daha çok korkuyorlar ki bu sağlık çalışanları şu anda cephedeki asker gibi çocuğunu, evini bırakmış, otelde kalanlar var. Çocuklarını büyüklere teslim edip kendilerini çalışan var. Covid pozitif olup iyileşip tekrar dönüp çalışanlar var. Yani dün ABD'de basına yansıdı. New York Presbyterian Üniversitesi'nin bu koronavirüs salgınından acilden sorumlu hekim intihar etmiş. Yani burada ciddi bir hekimlerde çökünlük var ama Türkiye'deki hekimler sağlıkta şiddetten daha çok korkuyor. Bu konuda bu korkunun politika belirleyenlerce göz önüne alınmasında fayda var. Ve diğer bir korku da kendi ölümleri halinde aile bireylerinin refahlarıyla ilgili endişe, sağlık çalışanları ön planda. Cinsiyet farklılıklarını daha sonra olgunlaştığından söz etmek istiyorum. Kadın katılımcılığında korku ve kaygı daha yüksek. Bunu Hüseyin Bey'in açıkladığı gibi kadının biyolojik doğasıyla ilgili bir yönü var bunun. Yani erkeğin ve kadının biyolojik doğasıyla ilgili kadın daha korkuya karşı daha kırılgan. Çünkü annelik duygusu ve yani ön planda olduğu için koruma refleksiyle hareket ediyor. Annelik duygusunun verdiği güçte. Erkek daha böyle avcı karakter nedeniyle, avcı toplayıcı genetik altyapısı nedeniyle yani korkuya karşı direnci daha iyi. Burada da bu aslında çalışmamızın temsil güvenirliğini test eden bir çalışma oldu. Yani bu literatüre uygun çıktı. Bir diğer önemli bir konu da temsil yeteneği oldukça yüksek çıktı bizim bu çalışmada. Temsil yeteneği Türkiye'de, yani büyük ölçüde Marmara bölgesi ama Türkiye'nin her tarafından da bilgi toplayabildik. Yani bu nedenle yani temsil yeteneği Türkiye hakkında %100 diyemeyiz ama belki ciddi doğru bilgiler verdiğini söyleyebiliriz. Olgunlaşma süreci burada ayrı bir başlık olarak önemli. Bu aslında şu anda Türkiye'de bu olgunlaşma sürecinin tabii şu anda
duygu ve düşünce olarak var bu uygulama süreci. Bunun hayata geçmesi ne kadar olacak bilemiyoruz ama tüm korku ve kaygılara rağmen katılımcıların büyük bir kısmı ümitsiz değil, karamsar değil. Yani psikolojik olgunlaşma süreci bildiriyorlar. Yani bu en yüksek oranda çıkan şey de sahip olduklarının kıymetini bilme konusunda %74 çıktı. %74. Diğer bir konu böyle yaşamda önem verdiğim şeylerin öncelik sırası değişti diyor. Daha sonra zorlukları gözleyebileceğimi anladım diyor. Olayların olduğu gibi kabulleniyorum. Diyenlerin oranı %56. Manevi konulara ilgim arttı diyenler %49. İlişkilerinde daha çok emek sarf etmeye başladım diyenler daha yüksek çıktı. Yani bunlar %48 oranında çıktı. Bu aslında bu sonuçları değerlendirdiğimizde geleceğe yönelik belirsizlikler var. Yani süreç yönetimiyle ilgili böyle özellikle %58'lik toplumda olumlu düşünceler var. Yani burada toplumun daha çok bilgilendirmeye ihtiyacı var. Önerilerde şu anda Türkiye bu olgunlaşma sürecinde, olgunlaşma sürecinde biraz önce söylediğim o işte elimdekilerin kıymetini daha iyi biliyorum, öncelik sıram değişti gibi düşünceler, yani insanların şu anda ve böyle kapital düzenin verdiği hızlı yaşantı, ekonomik hareketlilik, böyle sosyal hareketlilik, bu hareketliliği zorunlu olarak azaldı. Şimdi şu anda dünyadaki kapital sistemi ne öngörüyordu? Tüketimi artırmaya yönelik bir sistem var dünyada, kapital sistem. Bu sistemde tüketimi artma olması için ekonomik hareketlilik olması lazım. Ekonomik hareketlilik olması için sosyal hareketlilik olması gerekiyor. Sosyal hareketlilik olması için bireysel hareketlilikler olması gerekiyor. Şimdi şu anda sosyal mesafe, sosyal izolasyon nedeniyle bireysel hareketlilikler durdu. Zihinsel olarak bununla ilgili bir değişim olacak mı, olmayacak mı? Eğer kalıcı bir zihinsel değişim olursa bu yani kapital sistemin köklü bir değişim gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Kapitalist sistemin köklü bir değişim gerektiğini, ya köklü değişimi yapacak yahut da krizde yok oluş yaşayacak burada. Yani özellikle bunun için burada en çok böyle kapital sistemin en böyle uç noktada en böyle barışçıl olmayan rekabetin olduğu bir ortam ABD'yi düşünürsek bu ABD'de şu anda üç şeyde ciddi bir artış var. Yani biri silah satışlarında artış var. İkincisi yayınlanan bir araştırmaları %35 civarında intihar artışı var. Normalde krizlerde intihar artışı olmuyor. Doğal afetlerde, doğal krizlerde. Burada intihar artışı var. Bunun nedeni sosyal mesafenin olması. Şimdi sosyal mesafenin olması bir müddet sonra bir insanın yabancılaşmasına neden oluyor. Kendine ve topluma karşı. Bu yabancılaşma uzun sürdüğü zaman kişi bir müddet sonra korku başlıyor. Korkunun olduğu yerde güven zayıflıyor. Güven zayıfladığı yerde düşmanlık duyguları oluşuyor ve insanlar paranoidleşiyorlar. Ve güven sisteme yani gelecekle ilgili kaygıların olduğu, sosyal bağların zayıfladığı bir sistem çöküşe geçmiş bir sistemdir. Bu nedenle o sisteme yönetime güvenin ve sevginin zayıfladığı durumlarda o sistemin kendini yenilemesi gerekir diye değerlendirmek gibi sonuç var. Krizin pozitif boyutunu Türkiye'de algılandığını görüyoruz. Belirsizliklerin azaltılması önemli. Ceza infaz yasasına dikkati çektik. Sağlık çalışanları da aynı şekilde. Yani sağlık çalışanlarına karşı toplumun pozitif algılaması %82. Yani genellikle toplumda sağlık çalışanları ile ilgili böyle eski dönemlerden kalma bir kaygı vardı böyle. Yani sağlık çalışanlarla ilgili olumsuz algıları vardı. Bu algıların düzeldiğini burada büyük ölçüde görüyoruz yani bizim çalışma örneklerimizde. Burada COVID-19 kaynaklı ölümlerde yakınlara psikolojik destek de gerekiyor. Yakınlar şu anda bu konuda daha travmatize olduklarıyla ilgili de bulgular ortaya çıktı. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Yani işsizlikle ilgili bir sonuç var. O işsizlikte özellikle
%37 bir işsiz oranı var katılımcılardan. Bunun içerisinde bu katılı ve krizden önce %37, krizden sonra %16 işinden olmuş. Yani %54 kişi katılımcıların işsiz olduğunu söylüyor. Bu da bizim yani Türkiye örneklerini tam temsil ettiğini doğrulamak gerekiyor. Ama bu da herhalde yani işsizlik konusu önümüzdeki önemli bir sorun olarak dikkati çekecek diye söyleyebiliriz. Ve özetle hiç çok korkuyorum diyenlerin oranı %43 çıktı. Hiç korkmuyorum diyen %12 çıktı. Bu da önemli bir kriter. Ve bunun en çok da Karadeniz bölgesinden olması da daha çok dikkat çeken bir durum. Yani gerginlik %50, ölüm korkusu %38 oranında ortaya çıkması da önemli. Ve burada kişi, yani insanlarda zihinsel dönüşüm etkisi var. Yani insanlar şu anda daha eskiye göre daha az bencil olacak, daha az çıkarcı olacak, daha fazla empati yapabilecek, insani değerlerin farkına varabilecek. Şu anda böyle durumlarda bu hızlı yaşantının böyle haz ve hız peşinde koşan bir sosyal algılama vardı. Bunun sorgulandığını görüyoruz. Hem de %50 oranın üzerinde insanlar bunu sorguluyorlar. Bu aslında krizin bizim için geliştiren travma olma potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bu da krizin orta ve uzun vadede insanlığa bir kazanım olacağını, yani büyük ihtimal bu sonuçlar dünyada başka ülkelerde de yapılırsa ve benzer sonuçların çıkacağını söylüyorum. Bu söylediğim şeyi de tamamlayayım son olarak. ABD'de silah satışı arttı, intiharlar arttı ve üçüncüsü de dini sitelere giriş arttı. Bütün bunlar gösteriyor ki insanlar burada bir iç bakış geliştirmeye başladılar. Yani burada kendilerine daha çok zaman ayırmaya başladılar. Bu koronavirüs pandemisinin ortaya çıkardığı insanların daha bol zamana sahip olması var. O zamana sahip olması insanları böyle yani düşünce hakkında düşünme, kendileri hakkında düşünmek gibi sonuçlara götürdü. Yani ruh sağlığı profesyonelleri insanlara bunu kazandırmak için çok uzun seanslar uygulardı aslında. Yani bu seanslar uzun kalmadan koronavirüs bizi biraz doğaya saygılı olmamızı, bu konuda çevreye saygılı olmamızı, insani değerlere daha çok saygılı olmamız konusunda bir farkındalığa sebep oldu diyebiliriz. Ben teşekkür ediyorum.